Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önceden bir video çekmiştim. 40 dolara Ukrayna turu. Onun altına çok fazla yorum yaptınız. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, güvenebilir miyiz tarzında. Şimdi arkadaşlar ben bir müşteri gibi gözükeceğim. Şimdi ukraynaeğlence.com'da benim diğer telefonum, yani şirket telefonum bulunuyor onlarda. Ben bu sefer özel telefonumla, kendi şahsi telefonumla, yani bu numarayı bilmiyorlar. Bununla birlikte arkadaşlar ukraynaeğlence.com'dan rezervasyon yapmaya çalışacağım. Bakalım işleyiş nasıl ilerliyor, nasıl cevap veriyorlar, müşteri memnuniyeti nasıl ve biz Ukrayna'ya, yani siz Ukrayna'ya gitmek isterseniz nasıl gideceksiniz? Bunu çekeceğim arkadaşlar. Nasıl rezervasyon yapacaksınız? Bunu anlatmaya çalışacağım. En güzel yan şu. Buraya bir tane rehberlik hizmeti gün sayısı eklemiştir arkadaşlar. Bunu bir gün seçebiliyorsunuz veya bunu 4 günde seçebiliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Bir gün seçerseniz, en az bir gün adam sizi alıyor, sizi otelinize bırakıyor ve ardından sizin gezebileceğiniz yerleri size bir gün içerisinde tanıtıyor. Diğer 3 gün kendi kafanıza göre arkadaşlarınızla gezebiliyorsunuz. Ben şimdi WhatsApp iletişime gireceğim. WhatsApp web'ten devam edeceğiz buraya. Evet, gördüğünüz gibi şurada resmimi görüyorsunuz ama bu benim dediğim gibi özel numaram, şahsi numaram. Ukrayna Eğlence'nin burada numarası çıktı. Buraya kayıtlı değildi. Hatta buraya bir metin olarak direkt yazdı. Enter'a tıklıyorum. Bakalım cevap olarak ne verecekler. Evet, cevap geldi arkadaşlar. Merhabalar, tabii ki. Seçimlerinize göre 4 misafirimiz 4 gün boyunca Ukrayna Kharkiv'de bir gün rehberlik hizmeti almak istiyorsunuz. Ben size bu seçimlerinize neler dahil ekran görüntüsü aktarayım hemen. Tamam. Biraz kibar olalım. Lütfen diyelim. Yalnız 17.29'da yazdım. 17.29'da cevap verdiler. Yani hizmet hızlı, güzel. Evet, bize bir tane resim attılar. Tamam, ben bunları okumama gerek yok. Zaten daha önceki videomda okumuştum. Ben isterseniz hemen devamını getireyim. Ne sorabiliriz şimdi? Dedi ki, siz uçak biletinizi istediğiniz tarihte alıp bizimle tekrar iletişime geçebilirsiniz. Sizin bilet tarihinize göre havalimanına indirdiğiniz gibi resimlerini sizi karşılayacak. Ek ücret ödemeden sizi kiraladığımız ve tüm misafirlerin aynı kalacak odaya yerleştirecek. Anladım. Fotoğraf var mı bakalım? Ha, devam ettiriyor. Azimle devam ettiriyor şu anda. Ardından rehberlik hizmeti aldığınız gün kadar gündüz şehir gezisi, akşam da tüm eğlence mekanlarını gezdirip size şehir hakkında tüm bilgileri aktarmakla görevlidir diyor. Ha, o bir gün içerisinde gezdirecek bizi. 4 gün sonunda dönüş biletinize göre sizi kiralık evden alıp havalimanına sizi yollayacak. Ha, bakın bir gün aldık ama hani sadece gidip bizi oraya bırakmıyor, yani geri de gönderiyor. Rehberlik hizmeti gün sayısı opsiyonu sizin elinizde. Gittiğinizde odada istediğiniz kadar rehberlik alabilirsiniz diyor. Eğer istersek oradan da arttırabiliyoruz. Baktınız bir gün yetmedi gezip görmeye. 2 gün yapalım. 2 günde kendim gezeriz falan diye. Ama ben Ukrayna'yı az çok bildiğim için buna gerek yok. Gün sayısı opsiyonu, tamam, onu okudum. Tabi hemen örnek, tamam, atmış. Evet, attı. Tüm şehir merkezinde metro gibi toplu taşıma araçlarının yakın olduğu için rahatlıkla şehri istediğiniz zaman dolaşabilirsiniz diyor. Anladım hocam. Bence güzel. Amerikan mutfak. Odalar bu şekilde. Uçak bileti için tavsiye edebileceğiniz yer var mı dedim. Ya ben daha önceden enuygun.com'dan almıştım. Açıkçası gene de enuygun.com'dan almayı tercih ederim. Bakalım bir de benim uçak biletim varmış gibi göstereyim onlara. Ben şimdi şunu denemeye çalıştım arkadaşlar. Gece, yani hemen bu akşam yola çıkıyorum. Acaba hemen ayarlayabiliyorlar mı durumu diye merak ettim. Anladım. Ben zaten enuygun.com'dan almıştım. Bu gece yola çıkıyorum. Ukrayna saatine göre 1.40'da orada olacağım. Şu an ukraynaeğlence.com'u trollüyor gibi bir şey oluyoruz ama. 1.40'da orada olacağım. Size haber vermek için biraz geç mi kaldım acaba diye bir soru yönelttim. Bakalım hızlı bir şekilde benim organizasyonumu ayarlayabilecekler mi? Yok artık. Şu anda diyor, orada olsanız bile rehberimizi hemen yönlendiririz diyor. Adamlar hemen ayarladı lan. Peki ücret ne olacak dedim. Nerede ödeyeceğim bakalım dedim. Heh, ben işte şu ikinciyi soruyordum. Ama hemen diyor, bu akşam gidecekseniz diyor, direkt Ukrayna şubemizde ödeyebilirsiniz diyor. Bir de şu var, şimdi biz bilet almadık ya, ben buradan nasıl sıvışacağım onu merak ediyorum. Yani şimdi adama bilet almadım desem ayıp olacak. Tabii ki nasıl arz ederseniz ücreti sistemimiz üzerinden ödersiniz, taksit yapma imkanını da elde edersiniz. Ha, 4 kişi ayrı ayrı da ödeyebiliyor. Ben size biletin neyini atmam gerekiyor? Faturasını falan mı diye bir sordum bakalım. Hani benden bilet için ne istiyor? Evet diyor, ekran görüntüsü atmanız yeterli. Size hemen rezervasyon sayfama yönlendiririm diyor. Anladım. Bizim biletlerimizi arkadaşım aldı da ben ona dönüş yapıp sizlere ekran görüntüsünü atacağım. Teşekkür ederim dedim. Ne cevap verecek?
Ne verebilir? Şu an kendimi çok suçlu hissettim ya. Sponsorumu trollemek böyle bir şey herhalde. İyi günler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, işlem bu kadar basit. Hani buraya girip siz sadece biletlerinizi atıyorsunuz. Tabii sormak istediğiniz bir şey varsa soruyorsunuz. Biletlerinizin ekran görüntüsünü atıyorsunuz. Sonradan müşteri temsilcisi, artık kimse, sizleri rezervasyon sayfasına yönlendiriyor. Rezervasyon sayfasından siz istediğiniz, dilediğiniz seçenekleri seçtikten sonra ise iş tamamen bitiyor. Artık gerisi onlarda. Siz akşam rahatça, gönül rahatlığıyla uçağınıza binip Ukrayna'ya gidebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok amına koyayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım yararlı olabilmişimdir sizlere. Ukraynaeğlence.com üzerine ucuza nasıl rezervasyon ve bilet satın alabileceğinizi gösterdim sizlere. Yeni videolarda, yeni Ukrayna videolarında inşallah görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.